Harvard Plus Online'a hoş geldiniz. Bu videomuzda bir karşılaştırma yapacağız. İki operatör telefonunu karşılaştırıyor olacağız. Bir elimde Turkcell'in Turkcell T60, bir elimde de Vodafone Smart 6 var. Karşılaştırmaya geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Bu iki akıllı telefon da hem özellikleriyle hem fiyatıyla birbirlerine çok benziyor. Zaten aralarında fiyat farkı olarak 10 lira gibi çok böyle ufak bir fark var. O nedenle bu iki akıllı telefonun da birbirine karşı bir galibi yok net olarak. Ama Vodafone'un da Turkcell T60'a göre iyi olduğu tarafları, Turkcell T60'ın da Vodafone Smart 6'ya göre iyi olduğu yanları var. O nedenle sizin bu videoda hangi özellik sizin için ne kadar önemli, aradaki o fark sizin beklentilerinize göre nasıl bir fark yaratıyor? Bunu belirleyip satın alma kararınıza da yardımcı olabilmek adına böyle bir video çekiyoruz. Hemen cihazların tasarım farklarıyla başlayalım. Her iki telefonda genel malzeme yapısı olarak plastik kullanıyor. Turkcell T60'ın görünümü, rengi dolayısıyla biraz daha metale benzerken Vodafone Smart 6'nın biraz daha grimsi bir kasayla karşımıza çıktığını görüyoruz. Tasarım anlamında bence en önemli fark Vodafone Smart 6 5,5 inçlik bir akıllı telefonken Turkcell T60 5 inçlik bir akıllı telefon olduğu için aralarında bir büyüklük farkı var. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Şimdi Vodafone'da 5,5 inçlik bir ekran olduğu için daha geniş ve hani mesela film izlerken, oyun oynarken daha çok eğer büyük bir ekran arıyorsanız Vodafone Smart 6'yı tercih edebilirsiniz. Ama öte yandan da Turkcell T60 5 inçlik bir ekrana sahip olduğu için taşıması daha kolay, tek elle kullanması daha kolay. Burada sizin için daha büyük bir ekran mı önemli yoksa yanınızda taşırken, tek elle kullanırken daha kolay kullanım mı önemli? Burada bu kararı sizin vermeniz gerekiyor. Tabii aralarında boyut farkı olduğu için incelik ve hafiflik konusunda da bazı farklar var. Vodafone'da 8.35 mm'lik en kalın noktasında bir kalınlık görüyorken Turkcell T60 7.8 mm kalınlığıyla birazcık daha ince. Ama hani tabii ki şöyle yan yana gösterirsem o çok fazla anlaşılacak bir fark değil. Aynı şekilde Vodafone birazcık daha büyük bir akıllı telefon olduğu için 151 gram ağırlığıyla Turkcell T60'ın 129 gram ağırlığına göre birazcık daha ağır. Ama inanın hani şu an iki telefonu da elimde tutuyorum. O aradaki 22 gramlık fark elde tutarken fark edilmiyor. Sadece kağıt üzerinde Turkcell T60'ın daha hafif ve daha ince olduğunu belirteyim. Her iki telefonun da ekranında herhangi bir Corning Gorilla Glass gibi bir koruma teknolojisi bulunmuyor. Ekran konusunda bu sefer bir galip belirleyebiliyoruz. Çünkü Turkcell T60 720p HD çözünürlük kullanıyorken Vodafone Smart 6 1080p Full HD çözünürlük kullanıyor. Ve doğal olarak telefonu yan yana koyup ekranlarına baktığınızda Vodafone Smart 6'nın biraz daha yüksek çözünürlüğüyle Turkcell T60'a göre avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Ama kalite olarak, panel kalitesi olarak her iki telefon da bence gayet iyi bir IPS panel kullandığı için renk canlılığı, işte parlaklık, doygunluk gibi konularda ikisi de çok benzer. Ama tabii ki çözünürlük anlamında Vodafone Smart 6'nın avantajlı olduğu su götürmez bir gerçek. İki telefonun da donanımı neredeyse aynı. Her iki telefonda da Snapdragon'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisi bulunurken RAM olarak iki telefonda da 2 GB RAM, 16 GB'lık dahili depolama alanı görüyoruz. Performansta tabii ki hal böyle olunca iki telefonda da bir fark yok. Her iki telefonun da oyunlarda oldukça akıcı, arayüzde de fazlasıyla akıcı olduğunu söyleyebilirim. Donanım tarafında sadece şöyle bir ayrıştırma var. Vodafone'un microSD kart desteği 128 GB'a kadarken Turkcell T60'ın 32 GB'a kadar. Hani zaten birçok insan 128 GB'lık microSD kart almayacaktır ama eğer hani çok özel olarak böyle bir ihtiyacınız varsa, çok çok ben uygulama yüklüyorum diyorsanız Vodafone Smart 6'nın bu konuda bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz ama dediğim gibi zaten hani herkes 32 GB'lık microSD kart desteğiyle zaten telefonun da kendinden kalan bir hafızası olduğu için bu olayı bu şekilde kotarıyor. Ama tabii ki destek anlamında Vodafone Smart 6'nın o konuda bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Her iki telefon da Android'in en yeni sürümü olan Lollipop işletim sistemiyle beraber çıkıyor. Henüz Android M sunulmadığı için son kullanıcıya Lollipop'u en yeni olarak telaffuz ediyorum. Arayüzleri birbirine oldukça benziyor. Vodafone'un biraz daha safkan Android arayüzüne benzediği görülürken yine aynı şekilde aslında T60'ın da arayüzü safkan Android'e benziyor ama birazcık daha özelleştirmeler var. Turkcell T60'ın işte kolay arayüz gibi bazı farklılıkları varken uygulamalar konusunda, ön yüklü gelen uygulamalar konusunda
Turkcell T60'da Turkcell uygulamaları yer alıyorken Vodafone'da Vodafone uygulamaları yer alıyor. Ama genel toplamda performans olarak, donanım bileşenleri olarak hiçbir fark görmediğimizi söyleyebiliriz rahatlıkla. Zaten neredeyse aynı donanımı kullandıkları için bu oldukça normal. Batarya konusunda Turkcell T60 Vodafone Smart 6'ya göre nispeten daha küçük bir telefon olduğu için 2400 mAh'lik bir batarya kullanıyor. Vodafone Smart 6 ise 3000 mAh'lik bir batarya kullanıyor. Şimdi böyle söyleyince aklınıza hemen şöyle bir izlenim uyanabilir. İşte Vodafone'da 600 mAh'lik bir daha yüksek bir batarya kapasitesi olduğu için Turkcell T60'a göre daha uzun bir batarya sunuyor diye düşünebilirsiniz ama Vodafone Smart 6'nın 1080p çözünürlüklü Full HD ekranı Turkcell T60'ın 720p HD çözünürlüklü ekranına göre daha fazla güç tükettiği için aslında pil ömrü konusunda bir farkları yok. Her iki telefonu da ben inceledim yakın zamanda. Her iki telefonun da bir günü rahatlıkla çıkardığını, akşam eve gittiğinizde %20, %25, %30 o günkü kullanımımıza göre bir fark sunduğunu belirteyim. Yani burada önemli olan şu, Vodafone Smart 6'da 3000 mAh'lik daha yüksek bir batarya kapasitesi var diye daha uzun bir pil ömrü sunduğunu düşünmeyin. Çünkü güç tüketimi 1080p Full HD ekran dolayısıyla daha fazla olduğu için o aradaki farkı kapatıyor ve her iki telefonun da batarya performansı birbirine çok benziyor. Aynı şekilde Turkcell T60'da da Vodafone Smart 6'da da hızlı şarj özelliği var. Artık bu özelliği orta segment telefonlarda görüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü hızlı şarj gerçekten günlük hayatta vaktinizin olmadığı zamanlarda çok işinize yarıyor. Kamera konusunda yine aynı şekilde arka tarafta flash destekli her iki telefonda da 13 megapiksellik bir arka kamera yer alıyorken her iki telefonun da ön kamerasında 5 megapiksellik bir ön kamera görüyoruz. Farklı sensörleri mi kullanıyorlar, aynı lensleri mi kullanıyorlar bilemiyorum ama çok çok bir farkları yok. Her iki telefonun da kendi segmentine göre kameraları bence iyi sonuçlar veriyor. Özellikle ışığın yeterli olduğu alanlarda çok tatminkar fotoğraflar çekiyor. Şimdi sonuç olarak zaten donanım bileşenlerinden de özelliklerinden de anlayacağınız üzere videonun başında söylediğim gibi her iki telefonun da özellikleri çok benziyor, fiyatları çok benziyor. Burada en çok bence ayrılan noktası iki telefonun boyutu. Fablete kayan geniş ekranlı bir akıllı telefon mu istiyorsunuz? Yoksa 5 inçlik biraz daha kolay tek elle kontrol edilebilen, yanınızda daha kolay taşıyabileceğiniz bir akıllı telefon mu istiyorsunuz? Bunu kararlaştırmanız gerekiyor. Zaten iki telefonun performansı olsun, kameraları olsun neredeyse aynı. Tabii burada bir de Vodafone'un ekranın Full HD olması dolayısıyla T60'a göre daha avantajlı olduğunu da belirtmeliyiz. Ama genel toplamda şu bir gerçek ki ülkemizde 2000 lira, 2500 liraya akıllı telefonlar, amiral gemileri satılıyorken eğer bütçenizi zorlamak istemiyorsanız, uygun fiyatlı ve aynı zamanda performanslı bir akıllı telefon almak istiyorsanız Turkcell T60'da, Vodafone Smart 6'da bu yıl yeni çıkmış ve bu alanda gerçekten çok başarılı telefonlar diyebilirim. Sadece işte amiral gemilerine göre tasarımları biraz daha plastik kullandığı için geride kalıyor ve kameraları bir amiral gemisi kadar iyi değil. Ama fiyatları da zaten performanslarıyla beraber bunu son derece karşılıyor diyebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.